Evet sevgili gençler, işte geldik, buradayız. Biz dizilerde ustayız diyoruz. Ne demiştik? Kimileri dizi izler, kimileri bizi izler. Kazanmak isteyen bizi, mezuna kalmak isteyen dizi. O zaman kaldığımız yerden devam. Şimdi hangi konudayız? Bakın, dizilerin geometrik dizi kısmındayız. Dünkü bir önceki derste neyi gördük? Aritmetik dizi kavramını anladık arkadaşlar, öğrendik. Şimdi ise geometrik dizinin ne olduğunu anlayacağız. Bakın, geometrik dizi olay da şu. Ardışık iki terimi oranı sabit olan diziye geometrik dizi diyoruz. Ardışık iki terim oranı sabit olan dizi. Burada mesela bakın, A'nın, eğer buradaki dizi geometrik dizi ise A1, A2, A3 bu şekilde devam ediyorum. Bakın, ardışık iki terimi oranlıyorum. A2 bölü A1, A3 bölü A2, A4 bölü A3, An bölü An-1, R diyeceğim buna da. R dediğimde de ne olacak? Bunun anlamı da bakın ortak çarpan olacak. Tamam mı? Ortak çarpan. Aritmetik dizide neydi? Orası hani D dediğim ifade vardı. O aradaki farkı veriyordu, öyle değil mi? Yani burada ise R dediğim ifade ise ortak çarpanı veriyor. Şimdi arkadaşlar mesela bize bir dizi verildi. 2, 4, 8, 16, 32. Bu dizi aritmetik dizimi, geometrik dizimi nasıl anlayacağım? Aradaki farka bakın 2. Aradaki farka bakın 4. Bakın 8. Sabit gitmiyor. Yani ortak fark D olmuş olsaydı hepsinde eşit olacaktı ama böyle bir durum yok. O zaman ne yapacaksın? Yani ya aritmetiktir ya geometriktir. Bakıyorum, buradaki terimleri oranlayacağım. Yani diyeceğim ki 4'ün hani burası A1, bakın A2, A3, A4 dediğimde ben burada A2 bölü A1 eşittir A3 bölü A2 eşit mi A4 bölü A3'e, bunlara bir bakalım. Eşit mi değil mi? Bakın 4 bölü 2, 8 bölü 4. Tek tek yazıyorum. Şöyle 4 bölü 2, 4 bölü 2 eşittir 8 bölü 4. O da eşittir 16 bölü 8 eşittir 2. Demek ki R dediğim ortak çarpan ne oluyor? 2 oluyor. Hepsinde eşit mi? Evet, eşit. O zaman bu dizi ne? Geometrik dizidir. Şimdi bakalım. Tabii ki geometrik dizi deyince aynı aritmetikte yapmış olduğum gibi. Yani bunun bir genel formülü var. Onu bulmamız lazım. Ezberlemeyeceğiz. Nasıl bulunduğunu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bakın, buradan da anlatmaya başlayayım. Şöyle, aradaki bunun ortak çarpan neydi? 2 idi. Mesela ben size diyorum ki ben ikinci terimi bulmak istiyorum. Bak, ikinci terimi bulmak istiyorum. Elimi kapattım. Ne yaparsanız, eğer ki ortak çarpanı biliyorsam, 2 olduğunu biliyorum. O zaman ilk terimle 2'yi çarparım 4. Doğru mu? Peki ben üçüncü terimi bulmak istiyorum. İlk terime göre bakarsam 2 defa çarpmam lazım. Doğru mu? 2 çarpı 2. Değil mi? Yani bu 2'yi 2 çarpı 2 diye çarpıp 8'i bulurum. O zaman burada şöyle söylüyorum. Mesela ben ikinci terimi bulmak istiyorum. O zaman birinci terimi ortak çarpanla çarparım. İşte üçüncü terimi bulmak istiyorum. Ne yaparım? İkinci terimi ya R ile çarparım ya da birinci terimi 2 defa R ile çarparım ortak çarpanla. Çünkü 3'e ulaşmak için 2, 3, 2 defa çarpmanız gerekiyor. Peki 4'ü 1'e göre düşünürsem, bakın A4'ü A1'e göre düşünürsem o zaman 4'ten bakın 1'den 4'e ulaşma. 4 eksi 1'ine 3. O zaman 3 defa ortak çarpanla çarpmanız lazım. O zaman genel formülü uygularsam ya da genelleştirirsem bunu, An dediğim ifadeyi birinci terime göre yazarsam A1'e göre ne diyeceğim? N-1 diyeceğim. Bakın R üzeri N-1. Ortak çarpanın üzeri ne olacak? N-1 olacak. İşte her şey arkadaşlar buradan gelecek. Bakın, bunu bilirsem, yani buradaki şu genel formülü bilirsem konu bundan sonra hep bununla alakalı. Tamamı bununla alakalı, onu söyleyeyim. Şimdi bakalım. Bakın 40. sorumuz. Diyor ki bize burada verilen dizilerden kaç tanesi geometrik dizidir? Hemen geometrik dizi olup olmadığını anlamak istiyorsam A1, A2, A3 3 tane terimini yazıp aralarındaki, yani onların oranlarına bakmam lazım ardışık olarak. Yazalım. Ben şimdi buraya 1 verirsem, bakın 1 verdiğimde arkadaşlar burası ne oluyor? 5 birincisi. İkincisi 2 verin 4, 7. İşte buraya 3 verin kaç oldu? 9. Öyle değil mi? Şimdi aralarındaki farka bakıyorum. 2, 2. O zaman bu ne arkadaşlar? Aritmetik dizi. Bakın bu şöyle yazıyorum. AD. Aritmetik dizi. Tamam mıdır? Geldim. Alt tarafa bakın. Yine B gördüğüm yere bakın. Buradaki en gördüğüm yere 1 yazıyorum. 1 yazarsam arkadaşlar burası ne olur? 3. 2 yazarsam 6. 3 yazarsam 9. Aradaki farka bakın 3. Hep sabit olarak gidiyor aralarındaki fark. Tamam mı? Onun için bu ne? Yine aritmetik dizi. Geometrik değil. Bakın oranlayın 6 bölü 3. Ne oldu? 2. 9 bölü 6. 2 mi? Değil. Yani o oranın sabit olması lazım. Sabit olmadığı için ne yapıyorum? Diğer dizi çeşitlerine bakıyorum. Farklar eşit olduğu için aritmetik olduğunu gördüm. Şimdi geldik. Bakın C'ye. Burada ise yine 1 veriyorum. En gördüğüm yere 1. 2 verirsem 4. 3 verirsem ne oldu? 9. Peki. Şimdi aralarındaki fark 3, 5. Sabit gitmiyor. Oranlayın. 4, 9 bölü 4. Yani burası arkadaşlar bakın şöyle. Oranlıyorum. 4 bölü 1 eşit midir 9 bölü 4'e? Hayır. O zaman aritmetik de değil, geometrik de değil. Yani bir dizi illa bunlar olmak zorunda değil. Bu sadece bir dizi. Anlaşıldı mı? Yani normal bir dizi olarak düşüneceksiniz. Geldim buraya. Bakın 2 üzeri n. Burada da arkadaşlar yine yazıyorum. Ne oldu? 1 yazarsam 2 üzeri 1'den 2. 2 yazarsam 4. Bakın 3 yazarsam 8. Aradaki fark 2, 4. Aritmetik değil. O zaman bunları bir oranlayın. Bakın şöyle. 4 bölü 2 eşittir 8 bölü 4 mü? Evet. Eşit olduğu için o zaman burası nedir? Bakın bu geometrik dizi. Yani burası bakın dördüncüsü geometrik dizi oldu. Geldim 5'e. Aynı şekilde arkadaşlar yerine yazacak olursam. Bakın burada en gördüğüm yere 1 yazıyorum. 3 üzeri 2 geldi. Öyle değil mi? Bakın 3 üzeri 2. İşte 2 yazdım. Bakın 3 üzeri 3. 3 yazdım. Ne geldi? 3 üzeri 4. Şimdi bunları oranlayın. Bak 3 üzeri 3 bölü 3 üzeri 2 3. 3 üzeri 4 bölü 3 üzeri 3 3. O zaman bu nedir? Tabii ki geometrik dizidir. Çünkü bunların oranları birbirine hep ne? Eşit olduğu için 2 tanesi yani 4 ile 5 ne oluyor? Geometrik dizi olmuş oluyor. Olay bu. Tamam mıdır? Yani geometrik dizinin genel formunu nasıl bulacağız? Ya da bir dizinin geometrik dizi olduğunu nasıl anlayacağız? Böyle anlayacağız. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar bakın geldi 41. sorumuza. Burada da bize diyor ki AN diyor geometrik dizisinde birinci terim 2 ortak çarpan 4 olduğuna göre 8. terim kaçtır? Bakın hemen şöyle yazayım. Birinci terim A1 eşittir 2. Ve ortak çarpan R eşittir 4. Neyi soruyor bize? 8. terimi soruyor. Doğru mu? Tamam. Bu ne? Geometrik dizi. Ne yapıyorum? Hemen arkadaşlar geometrik dizinin formülünü yazacağım. Diyeceğim ki AN eşittir A1 çarpı N-1. Bakın ne ama N-1? R üzeri N-1. Tamam mıdır? Bu. Şimdi yazıyorum. A8. A8 eşittir. A1'imiz ne? 2. R'miz de 4. Ne oldu? Bakın burada ne yapacağım? A1 hani burası 8'di. Ne yapıyorduk? Bunu yazdık 2'yi. N-1 dediğim ne? Yani 8-1. Anlaşıldı mı? 8'den 1'i çıkartıyorum. O şekilde düşüneceğim. Buradan da hemen ifadeyi düzenlersem 2 çarpı 4 üzeri 7. Bakın daha da toparlayacak olursak A8 eşittir 2 çarpı 2 üzeri 2'nin karesi burası 14. Yani 2 üzeri 15 oluyor 8. terim. Bu kadar. Geldik 42. sorumuza. Bakın burada da yine AN geometrik dizisinde A1 3, A7 3 üzeri 13 olduğuna göre dizinin ortak çarpanı nedir diyor. Hemen ne yapacağım? AN eşittir. A1 çarpı R üzeri N-1 olacak. Peki AN burada ne? 7 olarak yazıyorum. Bakın A7 eşittir. A1 çarpı R üzeri ne oldu? 6 oldu. Doğru mu? Hemen bunları çıkartıyorsunuz. Olay bu. Peki A1 3 ve A7'ne 3 üzeri 13 yazalım arkadaşlar. Bakın 3 üzeri 13 eşittir. 3 çarpı R üzeri 6. Peki buradan o zaman ne gelecek? R üzeri 6 eşittir. 3 üzeri 12. Çünkü bir tanesi hani sadeleşti. Ve her tarafın ne yapıyorum? arkadaşlar 6. dereceden, bakın 6. dereceden neyini alıyorum? Direkt kökünü alıyorum. Bakın 6. dereceden. Buradan şöyle bunlar gitti. Bakın R ne oldu? Bu da bunu sadeleştirdi 2. Öyle değil mi? Yani 6. dereceden aldığım için 3'ün karesi geldi. Ha bu şu da olabilir. Burası bakın eksi 3'ün karesi de olur. Hani 6. dereceden kök aldığım için burada arkadaşlar aynı karekök gibi düşünün. Bir sayının karekökünü aldığında bir artılı bir eksili gelir ya. Burada da mantık o. Bir artılı bir eksili gelir çünkü çift kuvvet 6. derece. O zaman R sayısı yani ortak çarpan ya 9'dur ya da eksi 9'dur. Artık burada şıklarda hangisi varsa. Anlaşıldı mı? Yani soruyu ona göre zaten sorulabilir. Bakın burada A1 dediğim ifade 3. A7 ne? 3 üzeri 13. Yani negatif de olabilir, pozitif de olabilir. O şekilde yazabiliriz. Herhangi bir problem var mı diye bakıyorum. Evet, A1 değeri 3. A7 değeri 3 üzeri 13 olmuş oluyor. Ve arkadaşlar buradaki bakın ifadeye dikkat. 2 tane değer geldi. Yani R'nin değerine. Burada tabii ki şıklarda hangisi var? Büyük ihtimalle 9'u vermişimdir. R eşittir 9. Tamamdır. Şimdi geldik. Özellikler, bakın birinci özelliğimiz. Arkadaşlar bakın. Burada da aslında genel terimde vermiş olduğum olayı yorumluyorum. Bakın. Hani nasıl ki aritmetik dizide şunu söylemiştim. Hep bire göre yapacak değiliz. Yani farklı iki tane terimi verebilir. O zaman da biz herhangi bir terimini bulabiliriz ya da ortak çarpanı bulabiliriz. İşte buradaki olay da bu. Yani AN eşittir AK çarpı R üzeri N eksi K. Yani burada bir değil de herhangi bir terim olabilir. Yine mantık aynı, bak bunları çıkartıyorsunuz. N eksi K diye yazacaksınız. Tek olay o. Peki bakalım 43. sorumuza. AN diyor geometrik dizisinde. A3 2. A13 2 üzeri 11. Neyi vermişiz? Ortak çarpanı soruyor. Bak 3'ü vermişim 13'ü vermişim. Yine ben buradan şunu yazabilirim. AN eşittir. Hani hep A1'e göre yazıyorduk ama A1 olmak zorunda değil. Ben buraya herhangi bir terim AK çarpı R üzeri N eksi K diyeceğim. Bu kadar. Bakın buradan da arkadaşlar AN, hatta bunu şöyle de yazabilirim. Artık ortak çarpanı bile bak çok rahat bir şekilde gösterebilirim. Mesela A13, bak A13 eşittir A3 çarpı R üzeri 10. Demek ki R üzeri 10 ifadesini bulurken bak R üzeri 10 eşittir A13 bölü A3. Değil mi? Bu şekilde yazabilirim. Yani ikisini oranlayın direkt. Daha hızlı olun diye söylüyorum. A13 bölü A3. Aradaki fark ne 10? Demek ki bu ne? R üzeri 10. Tamam mı? Hemen hızlı bir şekilde bunu yazabilirsin. Peki A13 ne? 2 üzeri 11. Yazıyorum. Bakın R üzeri 10 eşittir 2 üzeri 11 bölü 2 oldu. Ve buradan da arkadaşlar 2 üzeri 10 geldi. Ve R'nin değeri, bakın yine çift kuvvet olduğu için söylüyorum. Bu R ne olur? R değeri ya 2'dir ya da eksi 2'dir. Anlaşıldı mı? 2 tane değeri var. Yani R değeri ya 2 ya eksi 2. Hani sonuçta ikisinde de aynıdır. Bize sorulan ne? Neyi soruyor? Ortak çarpan nedir? Artık şıklarda hangisi varsa hangisini vermişimdir? Büyük ihtimalle bakın R eşittir 2'yi vermişimdir. Hocam ikisi de olur mu? Olmaz. Biri olur. O zaman hani ortak çarpan kaç olabilir? Olabilir diye sorulur bunun soruları ve şıklarda bir tanesi vardır. Ya da sana der ki pozitif der. Hani terimleri pozitif olan bir geometrik dizi der. Yine bunu alırsın gibi. Tamam mı? Ona göre dikkat edin. Yani ben burada şıklarda 2'yi verdiğim için cevap nedir? 2'dir. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar bakın geldik ikinci özelliğimize. Burada da AN eşittir AK demiştik çarpı R üzeri eksi K. Yani ortak çarpan nasıl bulunuyor? Hemen şöyle AN bölü AN demişim 2 defa. Burası AK olacak ve N eksi K. Buna gerek var mı? Yok. Ezberlemeyin. Zaten bakın şunu bildikten sonra R'yi yalnız bırakacaksınız. Ve oradan direkt arkadaşlar bulabiliyoruz. Yani direkt formülü ezberlemenize gerek yok. Geldik üçüncüye. Bir geometrik dizide her terim kendisine eşit uzaklıktaki terimlerin geometrik ortasıdır. Nasıl ki aritmetik dizide her terim kendisine eşit uzaklıktaki terimlerin aritmetik ortası ise burada da arkadaşlar geometrik ortasıdır. Şunu şöyle ekleyeyim, onu unutmuşum. Yani AN eşittir. K kadar geri gidin. K kadar ileri gidin ve bu arkadaşlar ne olacak? Geometrik ortayı hatırlayın. Ne yapıyorduk? İki tane sayı olduğu için direkt karekökünü alıyoruz. Şimdi bunu şöyle anlatayım. Bakın daha net görün. Mesela burada 2, 4, 8, 16, 32 bu bir geometrik dizidir. Ben mesela buradan atıyorum 16'yı bulmaya çalışıyorum. 16 nedir 16? 16 eşittir diyorum. Karekök içerisinde mesela bir sola bir sağa gittiğim zaman bakın 8 çarpı 32'nin kareköküdür. Ya da atıyorum arkadaşlar 2 sağa 2 sola gidin. Anlaşıldı mı? Yani bu şekilde hareket edin. Yine aynı şekildedir. Bu işlemi yaptığımız zaman bakın ne oluyor? Burası 8 çarpı 32. Mesela 4 çarpı 64 diye de yazabilirsiniz. 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 5 diyerek yazabilirim. Bu da ne oluyor? 2 üzeri 8. Bakın 2 üzeri 8 ve 2 üzeri 4'ten bakın 16 geliyor. Anlaşıldı mı? Geometrik ortası dediğim olay bu. Peki biz bunu soruda nasıl anlayacağız? Bakın bunu soruda şuradan anlayacaksınız. Buradaki altların toplamının yarısı bunu veriyorsa olay biter. Bak 3, 5, 8. 8'in yarısına 4. O zaman demek ki geometrik orta. Dizi geometrik dizi ise. Bakın 7, 15 topluyorum 22. 22'nin yarısına 11. Bakın aynı şekilde arkadaşlar topluyorum 10. 10'un yarısına 5. Demek ki burası bakın bunlar hep ne yapacak? Yani buradaki toplamın yarısı diziyi veriyorsa eşittir. Yani soruda bunu direkt bu şekilde rahat görebilirsiniz. Alt toplamlardan bakacaksınız. Bakalım sorumuza. AN geometrik dizisinde A3-2, A5 çarpı A7-36 olduğuna göre A9 kaçtır? Şimdi özelliğin altına verdiğim için kolay görüyorsunuz. Ama bak sorularda dikkat edin. Diyorum ki şunlara bak. 5, 7, 12. Şimdi burada 3 var. Burada 9 var. Topluyorum 12. O zaman ben burada şunu yazabilirim. Diyeceğim ki A3 çarpı A9 eşittir. A5 çarpı A7 diyerek direkt yazabilirsiniz. Hiçbir neden yok arkadaşlar. Yani bunu açık ve net bir şekilde alt toplamlar eşitse direkt yazabilirsin. Buradan da ne geliyor? Bakın 3, 9 yani 2 çarpı A9 eşittir. 36 ise A9 nedir? 18. Bu kadar. Zor değil. Sadece dikkat etmeniz lazım. Ve söylemiş olduğum, bak burada vermiş olduğum önemli kritik bilgilere dikkat. Alt toplamlar eşit mi değil mi? Bakıyorum eşitse zaten direkt bunu yazıyorum. Eşit olmasa ne yapacağım? Genel terimi kullanabilirim. Ortak çarpanı bulmaya çalışabilirim. Oradan gideceğim. Başka bir olay yok. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar bakın geldik dördüncü özelliğimize. Burada da bize diyor ki bir geometrik dizide baştan ve sondan eşit uzaklıktaki terimlerin çarpımı birbirine eşittir. Aynı aritmetik dizide olduğu gibi nasıl baştan ve sondan terimler toplam birbirine eşitse burada da çarpımları eşit. Bakın 1n, 2n-1 bunların hepsinin bakın altlarını topladığınızda ne geliyor? n artı 1. Bak topla n artı 1. Demek ki alt toplamları eşit olanlar nedir? Birbirine eşittir. Mesela 2 ile 7'yi toplayın. Bakın 2 ile 7 9 değil mi? 9 yapıyor. Bak 1 ile 8 9. 5 ile 4 topluyorum 9. Demek ki alt toplamları eşit olan bunların çarpımları da birbirine eşittir. Mantık bu. Yani baştan ve sondan eşit uzaklıktaki terimler olmuş oluyor. A ve B gerçek sayı olmak üzere 5. özelliğimizde A ile B arasına geometrik dizi oluşturacak şekilde K tane terim yerleştirildiğinde ortak çarpan. Nasıl ki aritmetik dizide hani arkadaşlar A ile B arasına P tane terim yerleştirdiğimizde bir fazla oluyordu aralıktan dolayı. Aynı bu da böyle K tane terim yerleştirdiğinizde geometrik dizinin anlamı ne? Orandı. Yani B bölü A. Öyle değil mi? Yani bu terimlerin arasına bakacaksınız. B bölü A'yı bu oranı kaç parçaya bölüyorsun? Mesela burada diyelim A, burada da B var. Ben işte atıyorum buraya arkadaşlar 1, 2. 2 terim yerleştireceksem 1, 2, 3. 3 aralık olduğu için o zaman burada bir fazlasını alıyorum işte. Yani bunu kökün derisi olarak K tane terim yerleştiriyorsam K artı 1 yazıyorsun. Olay bu. Şimdi bakalım soru üzerinde bunu göstereyim daha net anlayacaksınız. 45. sorumuz. AN diyor geometrik dizisinde bakın A3, A7, 27, A6, A12, 243 olduğuna göre dizinin ortak çarpanı kaçtır? Şimdi bakıyorum altları topluyorum 10. 18 birbirine eşit değil. Zaten sayılar farklı birbirinden. Şimdi burada nasıl düşüneceğim? Burada şöyle düşünmem lazım. Birden fazla çözüm yolu var. Arkadaşlar ben bunu mesela şöyle yapabilirim. A3 çarpı A7 nedir? Bu ifade hani topluyorum. 10. Onun yarısı ne? 5. Ben bunu kareköküne aldığım zaman bakın bu ne? A5. Hani hatırlayın. Toplamlarının yarısı bunu veriyordu. Doğru mu? Ben buradan gidebilirim. Yani bu şekilde işlem yapabilirim. Ya da daha güzel olsun, daha hızlı olsun hocam, daha şık çözelim diyorsanız farklı bir yöntem göstereceğim. Hemen ben burada A5'i bir bulayım. Nedir A5? 27'nin bakın şöyle kökün derecesi bu olur. Doğru mu? Aynı mantığı ben burada kullanırsam bakın A6 çarpı A12 karekök içerisine aldığımda 18, burası ne geliyor? A9, bu da ne? Bakın 243. Buradan gidebilirim. Bu şekilde yazabilirim. Peki A5 ve A9'u kullanarak ne yapabilirim? A5 ve A9'u kullanarak arkadaşlar şöyle yazabilirim. A9 bölü A5 bana neyi verir? İki terimi oranlarsam burası nedir? R üzeri 4'tür. 9'dan 5 çıkartın. R. Ortak çarpana ulaşırsınız. Ve burası bakın R4. Şu değil mi? A9 243. Alt taraftan ne geliyor? 27. Hop şöyle. Peki buradan ne olacak? R4 dediğim ifade. Bakın R4 eşittir. 27 ile 243 sadeleştirin. Kaç defa var? 6 kere 3 üzeri bu kaç oluyor? 5 oluyor. 3 üzeri 3 oluyor. Yani burası arkadaşlar 9 kere. Değil mi? Burası bakın 9 olmuş oluyor. Karekök içerisinde şöyle. Değil mi? Bu şekilde. Peki bakalım şimdi. Buradaki ifade arkadaşlar ne olur? Bunu da düzenlersem bakın R'yi bulabilirim. Yani R dediğim ifade şöyle. Bu R üzeri 4'tü ve ne yaptık? Bunları direkt olarak birbirine oranladık. Peki burada ne gelecek? Bakın şimdi ben bu ifadeyi 9'u 3 diye çıkartabilirim dışarı. Yani R üzeri 4 eşittir 3. Peki R'nin kendisi ne? R eşittir 4. dereceden 3. Eğer bize ortak çarpanı soruyorsa aynen ortak çarpanı sorduğu için direkt ben bunu bu şekilde yazabilirim. Tamam mıdır? Ha bunu başka olarak bakın. Bir de hani şuraya girmeden yine benzer mantık. Yine birazcık daha hızlı olsun diye IBAN yolu. Benim IBAN'ı ver alttan Mehmetciğim, yansın. Şimdi burada ne yapacağız? Bakın bunları direkt siz bu tarz böyle diziler gördünüz ya oranlama yapabilirsiniz. Ne demektir bu? A üzeri 6 çarpı A üzeri 12 bölü bakın A üzeri 3 çarpı A üzeri 7'yi oranlayabilirsiniz. Ne demek arkadaşlar bu peki? 6'dan 3 çıktı. Bakın ne geliyor? R üzeri 3. 12'den 7 çıktı. Ne geliyor? R üzeri 5 geliyor. Gördünüz mü? Bak bunları direkt taraf tarafa bakın oranladığınızda hep ortak çarpana ulaşırsınız. Peki bu ne? 243. Bak 243 bölü 27. Tamam mı? Buradan sonra yine aynı şeyler olacak. Yani sadeleştirdiğimde bakın burası gitti. Kaç oluyor? 9 kere oluyor. Doğru mu? R üzeri 8 eşittir 9. O zaman ne yapıyorum? Her tarafın 8. dereceden kökünü alıyorum. Zıkkımın kökü değil arkadaşlar. 8. dereceden kök. Yani buradan R ne olur? R o zaman 3'ün karesi yine 4 gelir. Burası 3 gelmiş olur. Tamam. Bu şekilde direkt yazabilirsiniz. Olay bu. Ortak çarpan arkadaşlar. Tabii ki bunun bir de şu da olabilir. Hani 4. dereceden olduğu için bunlar çift olduğu için bir de bunun eksilisi de olabilir. Tamam mı? Ama şıklarda verilen genelde verdiklerim de pozitif. Olabilir diye de sorulabilir. Şimdi geldik 46. sorumuza. Bakın burada da bize demiş ki 1 bölü 16 ile 64 arasında bu sayılarla geometrik dizi oluşturacak şekilde 9 terim yerleştirildiğinde oluşan dizinin 6. terimi. O zaman ben önce şunu yazacağım. Diyeceğim ki ortak çarpanı bulmam lazım. Bakın ortak çarpan. Bu R neydi R? Eşittir. B bölü A diyorum. Kaç terim yerleştirdim? 9. O zaman ben buraya diyeceğim ki 9 artı 1 diyeceğim. 1 fazlası aralıktan geliyor. Peki burası? B dediğim sayı ne? 64 bölü. Burası ne? 1 bölü 16. Bakın bu 10. Önce ortak çarpanı bulmam lazım. Peki bunu da düzenleyelim. Bakın 10. dereceden 64 ne? 2 üzeri 6 çarpı 1 bölü 16. 16 diye gelir. Doğru mu? Bakın ters çevirdim 16. 16 ne? Bu da 2 üzeri 4 olur. Peki bunu düzenlersem bakın R eşittir 10. dereceden 2 üzeri 10 olmuş oluyor. Ve sadeleştirdiğimde R eşittir ne geldi? 2. Ortak çarpan arkadaşlar ne? 2'ymiş. Peki bize sorulan ne? Bize diyor ki 6. terimi soruyor. Aslında bakın buna dikkat edin. Şimdi dizinin 6. terimini soruyor, doğru mu? Yani şöyle diyebilirim. Hani hatırlayın AN eşittir A1 çarpı R üzeri N-1'den bulabilirim. 6. terim dediği zaman o zaman A6 eşittir A1 çarpı R üzeri 5 demek değil mi? Evet. A1 ne? İşte burada verilen ilk terim olmuş oluyor. Yani 1 bölü 16 çarpı 2 üzeri 5. O zaman R yani A6 dediğim ifade 1 bölü 16 çarpı 32'den ne gelir? Sadeleştirdiğimde cevap olarak 2 gelir. Yani 6. terim arkadaşlar, oluşan dizinin 6. terimi kaç olmuş oluyor? 2 olmuş oluyor. Bakın genel formülü kullandım ve buradan R'yi buldum. Ondan sonra hangi terimi sorarsa sorsun hepsini bulabiliriz. Tamam, olay bu. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar bakın geldik 6. özelliğimize. İlk terimi A1 ve ortak çarpanı R olan AN geometrik dizisinin ilk n teriminin toplamı. Yani artık geometrik dizilerde toplam olayı nasıl yapıyoruz? Sn dediğim ifade geometrik dizilerin toplamı oluyor. A1 çarpı 1 eksi R üzeri n bölü 1 eksi R. Yani bu geometrik dizinin toplam formülü. Anlaşıldı mı? Bakın A1 çarpı 1 eksi R üzeri n bölü 1 eksi R ifadesi olmuş oluyor. Şimdi burada tabii ki bu nereden geliyor? Çarpanlara ayırmadan geliyor aslında arkadaşlar. O hani R küp eksi 1 mesela nedir? Ya da A küp eksi 1. A eksi 1 çarpı A kare artı A artı 1 ifadesi var ya. İşte orada 1 artı A artı A kare işte o geometrik dizi tarafı oluyor. Biz her tarafı mesela A eksi 1'e çarpıp böldüğümüzde oradaki çarpanlarımdaki küp açılımlarına gidiyoruz. Aslında mantık da orası. Tamam mı? Nereden geldi diye soranlar, merak edenler için de formülü en azından anlatıyorum. Şimdi olay şu. Bir de başka bir ifade. Bir dizide hem aritmetik hem geometrik ise, yani hem aritmetik dizi hem de geometrik dizi ise o zaman bunun tüm terimleri birbirine eşittir. Yani aslında bu bir sabit dizidir. Tamam mı? Bakın sabit dizi olmuş oluyor. Yani tüm terimler birbirine eşit. 2, 2, 2, 3, 3, 3 diye devam eder. Şimdi bakalım sorumuz gelsin. Gönder Mehmet. 47. sorumuz. Diyor ki bize ilk terimi 2 ve ortak çarpanı 2 olan bir geometrik dizinin ilk 7 teriminin toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar ilk terim bakın 2, ortak çarpan da 2. O zaman ne yaparsınız? Hocam ben bunu şöyle yaparım. İlk terim 2 mi? Çarptım 4. Çarptım 2 ile 8. Çarptım 16. Çarptım 32. 64. 2, 4, 6. Aha bir de bu 128. Al bunları ne yaparım? Toplarım. Doğru mu? Çünkü 7 tane demiş. Evet, bu bir normal klasik hiçbir şey bilmeden soru çözebileceğin bir yöntem. Ben olsam vallahi sana tek tek yazar bunu toplarım. Değil mi? Topladığınız zaman da zaten sonucu yine rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Şimdi ama ben size tabii ki normal yani burada vermiş olduğum özelliği anlatacak şekilde çözmem gerekiyor. İlk terim 2, ortak çarpanı R olan bir dizinin ilk 7 terim toplamını şöyle bulursun. Sn eşittir A1 çarpı 1 eksi R üzeri n bölü 1 eksi R'den bulacağım. Peki burada arkadaşlar R belli. İlk terim zaten belli. 2. Bunu da yazacak olursam yani S7'yi soruyor aslında bana. S7. Yazıyorum A1. 2. 1 eksi 2 üzeri 7 bölü 1 eksi 2. Bunu da şöyle yazayım ki karışmasın. Şimdi buradan ne geliyor? Bakın 2 çarpı. Burası ne? Eksi 1. Eksi ister dağıtın. 2 üzeri 7 eksi 1. Değil mi? Bu da ne oluyor? O da eşittir 2 çarpı 2 üzeri 7 64 128 127. Bunu da çarparsak arkadaşlar ne oluyor? 254 oluyor değil mi? 254 yapar. Bu kadar. Olay anlaşıldı. Harikasınız. Şimdi geldik 48. sorumuza. Bakın. Burada da bize demiş ki pozitif terimli bir geometrik dizide A3 artı A4 A5 artı A6 eşittir 1 bölü 64 olduğuna göre bu dizinin ortak çarpanı kaçtır? Bize neyi soruyor? Ortak çarpanı soruyor. Şimdi arkadaşlar ben geometrik diziyle ilgili ne hatırlıyorum? Bildiğim şu var. Formül yani AN eşittir AK çarpı R üzeri N eksi K. Doğru mu? Bunu hatırlıyorum. Çünkü bunlar terimler. Bak terimler. O zaman ben bunu hepsini aynı ifadeye göre düzenleyebilirim. Bak 3, 4, 5, 6. En küçük ifadeye göre hepsini düzenleyebilirim. Yani ben şöyle söyleyeyim. Burası 3 mü? A4'ü o zaman ben şöyle yazayım. A4 nedir A4? A4 eşittir A3 çarpı 4 yani R üzeri 4 eksi 3. Değil mi? Tamam. Peki A5 ne arkadaşlar? Bunu da yazıyorum. A5 eşittir diyorum. A3'e göre yazayım. Bakın hepsini en küçük terime göre düzenleyin. A3 çarpı R kare. Peki A6 ne? Bunu da yazıyorum. A6 eşittir A3 çarpı R üzeri 3. Yani en küçük ifade bu olduğu için buna göre düzenleme yapabilirim. Şimdi bunları tek tek yerine yazıyorum. Bakın A3 artı A4 gördüğüm yerine yazıyorum. A3 çarpı R bölü. Geldim A5 gördüğüm yerine yazıyorum. A3 çarpı R kare artı. A6 gördüğüm yerine yazıyorum. Bakın. A3 çarpı R küp eşittir 1 bölü 64. Şimdi burada arkadaşlar A3'ler ne oldu? Patates oldu. Niye? Hepsinin parantezini aldım. Peki ne kaldı? Bak 1 artı R bölü. Alt tarafta ne? İster bunu R kare parantezine al. Bak hemen alt tarafta R kare parantezine alıyorum. 1 artı R eşittir 1 bölü 64. Doğru mu? Peki bunlar da gitti. Al. 1 artı R'ler de gitti. Ne kaldı? R kare. Bak altta R kare kaldı. Yani şöyle 1 bölü R kare eşittir 1 bölü 64 ise R kare eşittir 64. Yani R nedir arkadaşlar? Ya 8'dir ya da eksi 8'dir. Öyle değil mi? Ama bize ne diyor? Pozitif terimli diyor. Pozitif terimli dediği için de cevap yani R ifadesine geliyor. 8 geliyor. Bu arkadaşlar sınav formatında bakın güzel bir soru. Dikkat. Hepsini küçük olana göre benzettim. Ve sonrasında da zaten birbirini götürdü. Yine sadeleşme oldu. Oradan da R kare 64'ten 8 geldi. Tamam. Şov yaparım. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar bakın geldi 49. sorumuza. Burada da bir geometrik dizinin ilk 8 terim toplamının İlk 4 teriminin toplamına oranı 82'dir. Buna göre dizinin ortak çarpanının pozitif değeri kaçtır? Şimdi burada şöyle dizinin bakın ilk 8 terimi yani S8 dersek o zaman ne olur? A1 çarpı 1 eksi R üzeri N dediğimiz ifade 8 şöyle bölü 1 eksi R. Öyle değil mi? Peki ilk 4 terim toplamı dediğimizde S4 değil mi? S4. Bu da A1 çarpı 1 eksi R üzeri 4 bölü 1 eksi R. Peki bu neymiş? Bunların oranı. Ben bunları taraf tarafa oranladığımda bakın bu oran ne oluyormuş? 82. Peki şimdi bak Tuğçe buraya bak 82. Buradan ne olacak? Ben buradan şunları A1'leri yok ederim. Bak R 1 eksi R 1 eksi R gitti mi? Gitti. Peki arkadaşlar yukarıda ne var? 1 eksi R üzeri 8. Şöyle oturayım. Oturarak çözeyim. 1 eksi R üzeri 4. Eşittir 82. Peki. Buradan ne olacak? Bakın 1 eksi R üzeri 8 dediğimiz ifade. 1 eksi hani burası 2 kare farklı şeklinde yazarsam. Yani R üzeri 4'ün karesi değil mi burası? Bak şöyle. R üzeri 4'ün karesi 1 eksi R4 çarpı 1 artı R4 bölü 1 eksi R4 eşittir 82. Peki buradan arkadaşlar şunlar birbirini götürmedi mi? Götürdü. Ve ne oldu? 1 artı R üzeri 4 eşittir 82 ise R üzeri 4 81 değil mi? 81 neyin 4. kuvveti? Tabii ki R eşittir 3 eksi 3. Bize neyi soruyor? Pozitif değeri. Pozitif değeri sorduğu için de cevap ne? 3'tür. Tamam mıdır? Bura bayağı rahatmış Mehmet. Şuraya bir çay mı söylesen sen? Şu dolabıma. Öğretmenler dolabı. Şimdi. Olur. Ora aynen. Oraya şey yapsan. Anladım. Evet geldik 50. sorumuza. Bakın. Burada da diyor ki bize bir geometrik dizide S10 eşittir 244 çarpı S5 olduğuna göre dizinin ortak çarpanı kaç? Yine aynı mantık. Şimdi arkadaşlar bu ne? Bakın burası. S10 bölü S5 eşittir 244. Ne demek bu? İlk 10 teriminin ilk 5 terimine oranı 244'müş. O zaman ben buradan yazıyorum. S10 eşittir A1 çarpı 1 eksi R üzeri 10 bölü 1 eksi R. Bakın S5 eşittir A1 çarpı 1 eksi R üzeri 5 bölü 1 eksi R değil mi? Peki ben bunları taraf tarafa oranlarsam bu ne? 244 olmuş oluyor. Peki hop bunlar gitti, bunlar gitti ve 1 eksi R üzeri 10 var. Bakın 1 eksi R üzeri 10 bölü 1 eksi R üzeri 5 eşittir 244. Peki buradan ne olur? Şimdi burası 2 kare farkı değil mi? 1 eksi R üzeri 10 nasıl yazarım? 1 eksi R üzeri 5 çarpı 1 artı R üzeri 5 bölü 1 eksi R üzeri 5 244. Ne oluyor? Buradan bakın bunlar patates oldu. Attım bunu da karşıya. R üzeri 5 eşittir 243. 243 nedir? Tabii ki arkadaşlar 3'ün 5. kuvvettir. Yani ortak çarpan ne geldi? 3 geldi. Bu kadar. Öyle korkacak bir şey yok zaten. Bakın bunların belli hepsi. Hani aritmetik dizinin özellikleri belli. Geometrik dizinin özellikleri belli. Yeter ki soruda geometrik dizilesin. Yeter ki aritmetik dizilesin. Dikkat edin. Şimdi geldik 51. sorumuza. Bakın x artı y. X çarpı y 6 terimleri hem aritmetik hem de geometrik dizinin ilk 3 ardışık terimi. Buna göre x kare artı y kare toplamı nedir? Şimdi bir dizi hem aritmetik hem de geometrik dizi olması için ne olması lazım? Tabii ki bunların birbirine eşit olması lazım. Bu kadar. E peki arkadaşlar şimdi x kare artı y kareyi ben nasıl yazarım? Çarpanları ayırmadan hatırlayın. Çarpanlardan şöyle ayırmadan x kare artı y kare. Neydi bu? Bu x artı y'nin karesi eksi 2 çarpı x çarpı y o y demiyor muyduk? Değil mi? İşte bu. Yani tam kare bakın x kare artı y karenin açılımı bu. Hatırlayın değil mi? Çarpanlarını ayıramazsanız hayallerinizden ayrılırsınız diyordum, hatırlayın. Burada bakın AYT'de özellikle bu bölümlerde falan çok işimize yarayacak. Peki burası ne? X artı y 6 değil mi? 6'nın karesi eksi 2 çarpı 6 ve buradan ne olur? 36 eksi 12 o da eşittir 24 olur. Bu kadar. Olayı anladık. Do you understand me? Peki. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar geldik bakın 52. sorumuza. Burada da bize demiş ki, tabi üçgeni falan görünce hemen bir eliniz ayağınız titremeye başlıyor. Geometriyle çok bir alakası yok arkadaşlar. Çok basit, sadece belli şeylerini anlatacağım. Ve eşkenar üçgen falan oradan bahsedeceğim birazcık. Şimdi fazla bir şey yokmuş değil mi? Şimdi burada diyor ki bir kenarı diyor 2 santimetre olan bir eşkenar üçgenin kenar orta noktaları birleştirilerek yeni bir üçgen oluşturuluyor. Yani kenar orta noktalarını birleştirmişim bir üçgen. İşte atıyorum burada içeriği birleştirmişim bir üçgen. Bu şekilde ne oluyormuş? Bu işlem iç içe 5 üçgen oluşana kadar uygulanıyor. Buna göre oluşan tüm üçgenlerin çevreleri toplamı kaç santimetredir? Şimdi burada şöyle düşüneceğim. Bu bir eşkenar üçgense, bir kenar 2 ise o zaman 1, 1, 1, 1, 1, 1. Doğru mu? Peki eşkenar üçgenin özelliği ne arkadaşlar? İç açısı 60 derece, doğru mu? Bakın her bir iç içe 60 derece. Bu da 60 derece. Peki o zaman bu içeride oluşan da bir nedir? Eşkenar üçgen değil midir? Tamam, o zaman burası ne oluyor? Bakın bir kenarı 1 oluyor. O zaman burası bakın 1 bölü 2, 1 bölü 2 olur, doğru mu? Şimdi burası da 60 derece, burası da 60 derece, burası da 60 derece. Yani burası 1 bölü 2. O zaman içerideki ne olur? Bakın şu içteki üçgenin de kenarı 1 bölü 2 olur. Yani burası bakın 1. Yani şuradaki kırmızı olan üçgenin bir kenarı 1, dışarıdaki mavi 2, içerideki 1, onun içindeki ne oluyor? 1 bölü 2 oluyor. Değil mi? Bakın kenarları bu şekilde gider. Şimdi peki çevre ne? Çevre, diyorum ki şuraya yazayım. Üçgenlerin çevrelerini toplayacağım. Bakın birinci üçgen, ikinci üçgen, 3, 4, bu şekilde 5 tane. Adam bize 50 tane de diyebilirdi. O zaman başlıyorum. Birinci üçgenin çevresi nedir? Bakın bir kenarı 2 ise ne olur arkadaşlar? 2 çarpı 3. Peki ikinci üçgenin çevresine bakın bir kenarı 1. O zaman üçgen olduğu için 1 çarpı 3. Ve üçüncü üçgenin ne oluyor? En içteki bir kenarı 1 bölü 2 çarpı 3 böyle devam ediyor. Ben burada bir şey bulabilir miyim? Ona bakıyorum önce. Şimdi diyorum ki bunları biz toplayacağız. Doğru mu? 5 tanesini toplayacağız. Bu daha da fazla olabilir. Bakın 6 artı 3 artı 3 bölü 2 diye devam ediyor. Burada oluşan dizi nasıl bir dizi arkadaşlar? Ona bakacaksınız. Bakıyorum. Yani aradaki fark 3. Aradaki fark 3 mü değil. O zaman ne yapıyorum? Ortak çarpana bakıyorum. Yani R'si var mı bunun? R aynı mı? Hani geometrik dizimi. Ne yapıyoruz? A2 bölü A1. Yani 3 bölü 6 eşit mi? 3 bölü 2 bölü 3'e. Bakın bu. Ardışık terimlere A2 bölü A1, A3 bölü A2 bunlara bakacaksınız. Peki buradan ne olur? Evet her ikisinden de 1 bölü 2 gelmiyor mu? Evet geliyor. O zaman bu nasıl bir dizi? Geometrik bir dizi. O zaman geometrik dizinin ilk 5 terim toplamı Sn eşittir A1 çarpı 1 eksi R üzeri n bölü 1 eksi R demek değil miydi? Peki ben burada arkadaşlar buraya bakın ne yazacağım? 5 S5 eşittir A1. A1 dediğim ifade 6 değil mi? Yerine yazıyorum. Bakın burası 6. 1 eksi R'miz 1 bölü 2. 1 bölü 2 üzeri 5 bölü 1 eksi 1 bölü 2. Bu işlemi düzenleyecek olursam bakın 6 çarpı 1 eksi 1 bölü 32 bölü 1 eksi 1 bölü 2. Düzenleyelim arkadaşlar. 6 çarpı bakın 31 bölü 2. 31 bölü hatta şöyle yazayım 32. Burası da ne? 2 bölü 1 diyorum. Sadeleştirmemizi yapalım. Bakın ne oldu? 16. Tekrar sadeleştiriyorum. 3'e 8 ve en son ne oluyor? 93 bölü 8 geliyor. Olayı anladık mı? Bakın dediğim gibi 93 bölü 8 olarak bulunmuş oluyor. Dizinin ne olduğunu görmeniz lazım. Ve geldik son sorumuz. 53. sorumuz arkadaşlar. Burada da bakın. Bize demiş ki bütün terimleri pozitif ve ortak çarpanı R olan bir geometrik dizisi için bakın sınav formatında bu soru. Demiş ki bize A1 artı 1 bölü 3 artı R, A7, A5 ve 72 çarpı A3 eşitlikleri veriliyor. Buna göre A6 kaçtır? Şimdi soruda arkadaşlar hangi diziden bahsetmiş? Geometrik diziden. O zaman ben bunu geometrik diziye göre çözmem lazım. Nasıl çözeceğim? A7, A5, A3 var doğru mu? Ben bunların hepsini bak şunların hepsini bu A3'e göre yazabilir miyim? Çünkü A7, A5, A3. O zaman A3'e göre düzenleme yapmak istiyorum. Yani şöyle düşüneceğim. Diyeceğim ki bakın AN eşittir ARK çarpı R üzeri eksi K. Bu neydi? Geometrik dizinin genel formülü. Peki ben A7'yi yazabilir miyim arkadaşlar A3 şeklinde? Çünkü en küçük olan A3 olduğu için bunu yapıyorum. Yani A7 eşittir A3 çarpı R üzeri 4. Bakın hepsini yazayım. A5 eşittir A3 çarpı R üzeri 2. Bunu kullandım. Ve şimdi getiriyorum bunu yerine yazıyorum. Yani burada yerine yazacağım. A7 dediğim ifade A3 çarpı R üzeri 4 eşittir. A5 bakın. A3 çarpı R kare artı 72 çarpı A3. Peki buradan A3'ler arkadaşlar gitmedi mi? Değil mi? Gitti. İster bunu hepsini bu tarafa gönderin. Yani R üzeri 4 eksi R kare eksi 72 eşittir 0. Bunu çarpanlarına ayırabilirsiniz. Nasıl ayırırız bunu? Yani ikinci derece denklemlerde gördük. İster R kareye K deyin oradan gidin. Ya da istiyorsanız aha da bakın. R kareye R kare. Burası ne? Yani 8'e 9 bir yere eksi koyacağım. Buradan sonra bakın şöyle karşılıklı sağlamasını yapıyorum. Bakın 8 R kare eksi 9 R kare eksi R kare yapıyor. Bunu yazarken nasıl yazacağım? Tabii ki şöyle. R kare artı 8 çarpı R kare eksi 9 eşittir 0. Buradan R kare artı 8'in bir anlamı kalır mı? Negatif gelir yani karmaşık gelir anlamı yok. O zaman R kare eşittir 9 ise buradan R eşittir ya 3'tür ya da eksi 3'tür. Başka türlü olmaz. Bize bütün terimleri pozitif dediği için R'nin değerini buldum. 3. Peki R3 ise arkadaşlar A1'in değerini bulabilir miyim? Evet. A1 eşittir 1 bölü 3 artı 3. O da eşittir ne geldi? 10 bölü 3. Bakın birinci terimi biliyorum. R'yi biliyorum. Adam ne sorarsa sorsun canı cehenneme. Niye? Çünkü A6 yani hepsini biliyorum artık. A6 dediğim ifade ne? A6 eşittir R üzeri 5 değil mi? Değil mi? Buradan A1'in değerine A1 10 bölü 3. Bakın yazıyorum. R5 ne? R3 değil miydi? Al 3 üzeri 5. Bunu da yazdım. Peki bunu sadeleştirirsem ne olur? 4. Yani 10 çarpı 3 üzeri 4 81. Cevap ne? 810 olmuş oluyor. Ve böylece arkadaşlar geometrik diziler ne oluyor? Maf oluyor. Birazcık hastaydım arkadaşlar. Onun için herhalde hissettirmemişimdir. Biraz böyle ses tonum artık şey gibi, soğuk su içmiş Yaşar gibi ya da Pavarotti gibi gelebilir. Onun için bu konuyu burada noktalayalım. Ve son olarak artık nereye geçeceğiz? Fibonacci dizisine ve toplam ve birazcık da böyle problem tarzında dizileri çözüp artık son videoda bu olayı tamamen patates edeceğiz. O zaman son videoda görüşmek üzere. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.